Merhaba, ismim Akın Toker. Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Bugünkü sunumum kamusal alan ve big data algoritmalar çerçevesinde olacak. Çalışmamın tam ismi kamusal alan ve ağ toplumu tartışmaları kapsamında kamusal alan üreticisi olarak büyük veri ve algoritmalar. Toplumsal düzenin, kültürün ve ekonominin dijital mecralarda şekillenmeye başladığı günümüz toplumlarında bilginin kazanımı ve kontrolü büyük önem taşımakta. Ve bu konu oldukça çok fazla gündem oluşturmakta son zamanlarda. Bilhassa WhatsApp krizinden sonra çokça hayatımızın içine girdi büyük veri kavramı. Son yıllarda sosyal ağlar yeni kamusal alanlar olarak addedildi. Hatta bu konuda birçok çalışma ortaya konuldu. Bilhassa Arap Baharı'nın bu noktada çok fazla payı oldu. Peki günümüzdeki web teknolojilerinde, günümüzdeki sosyal mecralarda bu biraz böyle midir? Bunu konuşacağız, bunu tartışacağız. Çalışmam bunların üzerine. Kullanıcılarına video streaming yayıncılıktan haritalara, yüz tanıma ve kaydetme teknolojisinden ses tanımaya kadar geniş bir yelpazede kullanım olanağı sunan sosyal mecralar büyük verinin kazanımlarını zenginleştirmekte, aynı zamanda da elde eden veriler ile kitleleri yeniden üretmektedir. Büyük verinin ve algoritmanın bize sunduğu akışkan ortamda filtre baloncukları ve algoritmalar gibi enstrümanlar kamusal alanı kimi zaman direkt ortadan kaldırmakta, kimi zaman da varmış gibi görünerek müzakere ortamlarını ortadan kaldırmakta. Bunu da yankı odaları başlığı altında inceleyeceğiz. Algoritmaların oluşturduğu bu yankı odaları bazen de kullanıcılarına kendi isteğiyle oluşturulan filtre baloncukları sayesinde müzakere ve uzlaşı ortamı ve daha önemlisi müzakere konularını bulanıklaştırmaktadır. Olarak algoritmadan başlayalım. Algoritma kelime itibariyle hesaplama, problem çözme, sistematik oluşturma ve kurallar dizisi gibi bir anlam barındırmakta. Algoritma terimi daha çok günümüzde ise artan teknoloji kullanımı ve teknoloji okuryazarlığı sayesinde anlamının barındırdığı basitliğine orantısız şekilde yanıtlar çağrıştırmakta. Medyanın ve kültürel yaşamın dijitalize olmasıyla birlikte algoritmanın kullanıcıdaki algısı kolay hesaplama, zamandan kazanma, emek tasarrufu şeklinde yer almaktadır. Harari'ye göre insanlar daha iyi tavsiyeler alabilmek ve algoritmaların nihayetinde kendileri adına karar alabilmesini sağlayabilmek için bilgilerini tamamen kendi rızalarıyla ve memnuniyetle karşılarlar. Bu tarz şeyler hangi filmi izleyeceğinize karar vermek gibi basit işlerle başlayıp hangi yemeği yiyeceğimize kadar uzanmaktadır. Gündemlere, siyasete ve pazar politikalarına bağlı olarak her an kendini yenileyen algoritmalar elindeki verilerin farklı yönlerine odaklanırken tüm kullanıcıları belirli kültürlerden ve etkileşimden bağımsız olarak bir dizi birler ve sıfırlara indirger aslında. Karşı tarafında ise bu görüşün karşıt noktasında ise insanın konumu ve dünyadaki yeri benzersiz ve biriciktir. Bunda niteleyen Hannah Arendt kamusal alanı tam da bu noktada var olması için önceler. Kamusal alan öncelikle bu tür bir benzersizliğin ortaya çıkmasına izin vermek için mükemmel bir ortamdır. Zaten bunun için vardır. İnsanın bir kullanıcı olarak var olduğu, çevrim içi dünyada bulunduğu konum ve dünyadaki değeri kendini bu ortamda ifade ettiği sürece yalnızca aslında bir veridir. Çevrim içi forumlar, sosyal medya ve çevrim içi dünyanın sunduğu diğer ortamlar aynı platform altında çoğunlukla farklı yerlerden ve farklı kültürel sınıfa ait insanları içermekte ve fikirlerini barındırmakta. Bir başka anlamda bu durum Habermas'ın 19. yüzyıl kahvehanelerine ve salonlarına dayanan idealize olmuş kamusal alanlarının daha küreselleşmiş bir perspektifidir. Bağlamsal açıdan ele alındığında günümüzdeki medya ortamlarının Habermas'ın ortaya koyduğu klasik kamusal alan anlayışının yanında daha yabancı ve üzerli bir ortam olduğu rahatlıkla söylenebilir. Buradaki mesele mekansal bir perspektiften bakıldığında kamusal alanın daha kapsayıcı bir hale gelmesi, yaratılan bu izole ortamların kullanıcılarının adeta atomize edilmesiyle sunulan içeriklere uygun ve hazır hale getirilmesi aslında. Örnek durum olarak ilk akla gelen az önce de bahsettiğimiz Arap Baharı'nda sosyal mecraların toplulukları örgütleyip pratik eyleme geçirmesi kadar davası hala günümüzde süren
ve devam eden 2017 yılındaki Amerika başkanlık seçimlerinde Cambridge Analytica'nın verileri Facebook ile paylaşıp seçime doğrudan etki etmesi de açık örneklerden ve açık göstergelerden biri. İnternet üzerinden gerçekleştirilen iletişimin nasıl eyleme dönüştüğüne dair aslında son günlerde pek çok somut örnek hala bulunmaktadır. Habermas'a göre aydınlanma döneminde kamusal alanı bu kadar tırnak içinde aydınlatıcı yapan şey işçi sınıfının siyasi tartışmanın dışında tutulmasıydı. Bu durumda ideal kamu içerisinde yer alan burjuvazi sınıfı ekonomik zorunluluklar ve ihtiyaçlar dahilinde aydınlanmanın kurucusu haline gelmişti. Bununla birlikte ekonomik olanaklar ve para meselesi tam olarak kimin hak sahibi olup olmadığına dair kalıcı bir belirteç olarak kalmış ve forumlarda izlenen siyasetin türünü belirlemiştir. Günümüzde büyük veri ve algoritmaların üstlendiği rol, burjuva sınıfının kamusal alana kurduğu tahakkümle aslında büyük oranda benzerlikler taşımakta. Bir başka deyişle Habermas'ın aktardığı burjuvazinin kamusal alanda kurduğu tahakkümün daha görünmez ve daha etkili, daha etkin bir başka şeklini büyük veri ve algoritmalar günümüzde şiddetli bir şekilde ve her an kendini yenileyerek sürdürmekte. Habermas bu tahakkümü ve tahribatı tarif ederken burjuva ideal tipolojisi kamusal toplulukla ilişkili öznelliğin iyi temellendirilmiş mahremiyet alanından bir edebi kamunun doğumunu öngörmüştü. Oysa bugün bu alan böyle olmak yerine kitle iletişim araçlarının tüketim kültürüne dayalı kamusallığı üzerinden çekirdek ailenin iş dünyasına sızan toplumsal güçlerin akınlarını başlattığı gediğe dönüşüyor şeklinde ifade etmişti. Habermas'ın bahsettiği bu gedik, veri teknolojileri ve bu verileri işleyen matematik mühendislikleri sonucu ailenin iş dünyasına sızmaktan ziyade ailelere ve hatta bireylere şekil verir boyuta evrilmiş durumda günümüzde. Peki bunlar nasıl oluyor? Bunlar nasıl gerçekleşiyor? Hangi araç ve hangi yöntemlerle gerçekleşiyor? Bu yöntemlere güncel literatür çeşitli isimler koyuyor. Bunlardan en önemlisi filtre baloncukları. Filtre baloncukları ağ üzerinde bireyselleştirilen kullanım pratikleri veyahut bireysel tercihler üzerinden şekillendirilen arayüzey aramaları ve akışlar nedeniyle internetin farklı ve çeşitli birikimler arasında bağ kurması olanağının ortadan kalktığı ve ağın kitleleri birbiriyle aynı kanaatleri paylaşan kişileri gruplandırdığı bir ortamdır. Bunun biraz daha ötesi zaten yankı odaları. Yankı odaları ne demek? Yankı odaları Facebook'ta, Twitter'da sadece kişilerin kendisiyle aynı profili sağlayan, kendisiyle aynı görüşleri paylaşan, kendisiyle benzer olan kişilerle aynı ortamda olması. Örnek olarak vermek gerekirse Twitter'ın zaman akışı algoritmalarını neye göre oluşturduğu ve kime göre oluşturduğu çok bilinen bir gerçek değildir. Sadece Twitter değil, birçok sosyal mecra aslında bunları saklı tutar. Bu algoritmalarını ve her an yediledikleri bu algoritmaları neye göre oluşturduklarını çoğunlukla saklı tutarlar. Bu timeline akışlarında oluşturulan gruplarda kişiler daha çok bireyler, kullanıcılar, kendisi gibi düşünen ve kendisi gibi olan insanlarla aslında aynı ortamdadır. Bu aslında biraz da hastalıklı bir durum yaratır. Ne anlamda aslında hastalıklı bir ortam yaratır? Özellikle kamusal alan kavramı açısından baktığımızda kişi kendisinin ne kadar da doğru düşündüğünü, ne kadar da değerli olduğunu, karşı tarafın yani sadece kötülük için yaratıldığını, karşı tarafın sadece yanlışları düşünmek için var olduğunu düşünen bir boyuta evrildiği aslında yankı odalarının bir çıktısı. Tüm bu yeni sosyal ortamlarda kullanıcılar tüm yazılımları birbiriyle eş zamanlı çalışan bu dijital ortamlarda etkileşimde bulundukça zayıf yönleri meydana çıkmakta. Bu veriler sayesinde kullanıcıların zayıf yönleri meydana çıkmakta ve algoritmalar tarafından zaafları kayıt altına alınmakta. Bu zaaflar siyasal katılım, ekonomik bir tercih veya kültürel bir seçiş için nasıl bireyselleştirilmiş ikna sürecinin hedefi haline geldiğinin örnekleri oldukça fazladır. Dijital ağlarda kullanıcılara göre oluşturulan algoritmik tasarımlar
kamusal alandaki zıt kutupların ve farklı kanaatlerin müzakere ortamlarını yok etmektedir. Pew Research Center tarafından internette ifade özgürlüğünün geleceği ve çevrim içi sahte haber sorunu üzerine bu konunun uzmanı akademisyen, bilişim endüstri profesyonelleri ve STK temsilcileriyle yapılan araştırmanın sonucunda Windsurf, internetin giderek daha fazla parçalanma tehlikesi altında olduğunu belirtmektedir. Surf'e göre insanlar çevrim içi medyada mesnetsiz, dayanıksız iddialar, çıkarımlar ve suçlamalar yapmakta, kendilerini bu noktada da özgür hissetmektedirler. Ön yargılarla güçlendirilmiş küresel erişimin dışa kapalı topraklar ve kötü davranışlarla bileşimi zehirleyici bir karışıma benzetilmektedir. Van Dyck'ın deyimiyle öz seçimli enformasyon hapishanesidir. Bir diğer önemli kavram trollerin, yani hayatımızın bizzat içinde olan ve sosyal mecralarda sürekli karşımıza çıkan ve birçok kez de kandırıldığımız troller. Troller günümüzde özellikle siyasi partilerin ve bilhassa otoriter erklerin troll ordularına kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kaynak ayırdıkları bilinen bir gerçektir. Bunlardan birkaçını örnek verecek olursak, Rus devletinin kullandığı troll ordusunun 2014 yılında Ukrayna'daki nüfusu Rusya yanlısı ve karşıtı olarak kutuplaştırması, 2017 yılında Amerika başkanlık seçimlerinde Trump destekçisi ve Clinton karşıtı içerikler yaymaları, 2017 yılının başından bu yana da İsveç kamuoyunu hedef alarak Batı dünyası ile ittifaktan uzaklaştırmaya ve gelecekteki seçimleri etkileme yönelik içerikler üretmesi, son olarak 2017 yılında Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağ bloğunda Marine Le Pen'i destekleyen içerikler yayması gibi durumlar yeni kamusal alan olarak addedilen sosyal mecraların teknik olanaklar dahilinde nasıl manipüle edildiğine dair önemli örnekler. Sonuç olarak kamusal alan açısından bakıldığında sosyal medya ve internet kamusal alanı genişletmek, daha kapsayıcı hale getirmek ve daha söylemsel alan yaratmak için eşsiz olanaklar sağlamakta. Son yıllarda bu yönde de çalışmanın başında da bahsettiğim şekilde çok fazla çalışma var. Ancak diğer yandan Big Tech olarak adlandırılan dijital mecra otoriteleri ise çevrim içi olarak üretilen ve saklanan tüm verilere erişebilmekte. Bu durum otomatik olarak kişisel mahremiyet için bir tehdit oluşturmaktadır. Ve kamusal alan teorisinin ortaya koyduğu mahrem alan, kamusal alan dengesini adeta tahribata uğratmakta. Bu yıkımdan da anlaşılacağı üzere yeni olanakları sağlayan alanı oluşturan yazılımlar ve bu yazılımları yaratan kurumların oluşturduğu ortamlar kullanıcıda bir demokrasi yanılgısı yaratmaktadır. Günümüz toplumlarında bireyler çoğunlukla kendi bıraktığı dijital ayak izleri sayesinde oluşan veri profilleri ve filtre baloncukları güdümünde yankı odalarında sadece kendisi gibi düşünen, kendi düşüncesi, kendi kültürü paralelindeki kullanıcılarla karşılaşmakta, majör sayılabilecek siyasi gündemlerde ise troll etkileşimine maruz kalmaktadır. Bu tartışmaların gelecek açısından hukuki bir zemine oturtulabilmesi için öncelikle felsefi ve nitel tartışmalara ihtiyacı var. Bilimsel gelenek olarak pozitivist ve antipozitivist tartışmalar, büyük veri, etik, demokratik haklar gibi başlıklar altında tekrar şiddetli şekilde sanırım ki gündeme gelecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuşumdur. Herkese iyi çalışmalar ve iyi günler.